Türkiye'nin tüm hava savunma sistemleri artık çelik kubbe sistemi altında toplanacak. Şimdi Aselsan'ın geliştirdiği sistemle birlikte hava sahasındaki tüm tehditler her irtifadan bertaraf edilecek. Peki bu ne anlam ifade eder? Çelik kubbe sistemi nasıl çalışacak? Bundan sonra hava savunma sistemi nasıl işleyecek? Bir bunları öğrenelim. Emre Karaca karşımızda. Emre, sen bize anlatabilir misin ayrıntısını? Sonra biz de üzerine konuşalım. Dün Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleşmişti. Yılın ikinci Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride dikkat çeker bir unsur vardı. Çelik kubbe sistemi. Peki bu sistem nedir? Bu projenin onaylanması ne anlama geliyor? Bunu kısaca anlatacağız. Tabii çelik kubbe sistemi katmanlı hava savunma sistemi anlamına geliyor. Aslında yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifade kullanmıştı. Zamanında çeşitli bahanelerle bize hava savunma sistemi vermeyen ülkelere yakında hava savunma sistemi satışı yapacağız demiş. Böyle bir hedef koymuştu. İşte çelik kubbe projesi de bu hedef doğrultusunda atılmış en önemli adım anlamına geliyor. Şimdi arkamızda bir grafik var. Onun üzerinden de gidelim. Tabii çelik kubbe sistemi dediğimizde yalnızca silah sistemleri değil. Bununla birlikte radar, elektronik, optik sistemleri de kapsayan oldukça kapsayıcı bir sistem anlamına geldiğini söyleyelim. Tabii özellikle çevremizdeki bölgesel çatışmalara da baktığımızda bu sistemin önemi daha da ön plana çıkıyor. Tabii bu sistemin lokomotifliğini Aselsan üstleniyor. Ancak diğer savunma sanayi şirketlerimizin de büyük katkıları oldu ve olacağı da benziyor. Tabii sistemin omurgasını oluşturan sistem hakim sistemi. Hakim sistemi çeşitli şekillerde radarlardan, insansız hava araçlarından gelen bilgileri bu sistem çerçevesinde sistemin alt kabiliyetlerine aktaracak ve bu şekilde olası tehlikeler bertaraf edilmiş olacak. Tabii hakim sisteminden bahsetmiştik. Tabii önemli teçhizatlar da var, önemli geliştirilen kabiliyetler de var. Bunların başında Gökberk geliyor. Gökberk tabii lazer silahı olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Alp var. Alp de alçak irtifa radarı olarak karşımıza çıkıyor. Şüphesiz ki olası tehditleri bertaraf etme önünde önemli işlevleri olacak. Tabii önemli plana çıkan bir başka unsur da Hisar. Hisar hava savunma sistemleri aslında yıllara dayanan bir gelişme sürecinde Hisar olarak başlamıştı. Ancak gittikçe menzili artıyor. Alçak irtifadan orta irtifaya kadar geniş yelpazede bundan sonraki süreçte Türk savunma sisteminde önemli işlevsel bir yer alacağını söyleyebiliriz. Tabii Hisar demişken Hisar artının menzili 25 kilometreye kadar çıkıyor. O da şüphesiz ki bundan sonraki süreçte önemli katkılar sunacağı benziyor. Tabii orta irtifada, orta savunma sistemi olarak da ön plana çıkabilecek Hisar. O da göze çarpan bir başka önemli unsur. Tabii bir başka unsur da Gürs. O da hava ve füze savunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Onun da bundan sonraki süreçte insansız hava araçları, helikopterler, savaş uçakları, seyir füzeleriyle havadan karaya atılan mühimmata karşı görev yapacağını söyleyelim. Bir başka heyecanlandıran proje de Siper. Tabii Siper orta ya da alçak irtifa değil, uzun menzilli hava savunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda bu konuda da müjdeler geleceği belirtiliyor. Siper ürün 1 füzesi şu anda aslında hazırlık aşamasında. Yine bununla birlikte Siper 2, Siper 3 ürün füzeleri de gelecek dönemde, gelecek takvimde yavaş yavaş envantere gireceği belirtiliyor. Siper 1'deki 100 olan o menzilde Siper 3 ile birlikte 150 kilometre menzile kadar çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte bir başka önemli ürün de bu tabii ki şu an bu listede olmayan Sungur füzesi de olacak. Bu da tabii hareketli bir şekilde, elden bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin imha etmesi için, olası tehditleri bertaraf etmesi için karşımıza çıkacak. Aslında şunu vurgulamak önemli. Aselsan demiştik ancak Aselsan'ın kurduğu bu şema, bu sistem, bu katmanlı hava sistemine diğer savunma sanayi şirketlerimizde katkı sunacak. Tam bu noktada aslında önemli bir gelişme yine dün yaşandı. Dünyanın en muteber, en kayda değer dergilerinden biri, internet sitelerinden biri olarak karşımıza çıkan Defense 500 sitesi 5 şirketimizin de listeye girdi. Yani sanayi, savunma sanayinde en çok katkı sunan, en çok gelir elde eden 5 şirket arasına girdi. Bu şirketleri sizlere bir kez daha sıralamış olayım. 42. sırada Aselsan, Roketsan 71, TUSAŞ 50,
Makine ve Kimya Endüstrisi ki MKE ilk kez bu listeye girme şansına sahip oldu. 84. sırada, Asfalt'ta 94. sırada listeye girmiş oldu. Kısaca bu şekilde tabii bu sistemin ayrıntıları ilerleyen süreçlerde daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacağını söyleyelim. Tabii bir de bir dipnot aslında eklemek, hem kişisel bir deneyim olarak eklemek istiyorum. Bir süre İsrail'deki o durumda sahadaydım. Özellikle orada da bir demir kubbe sistemi var. Çok derin katmanlı hava savunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Gazze sınırında yer alan Siderot gibi, Aşkelon gibi noktalara yapılan olası saldırılar, tabii kendileri için bir saldırı olarak niteliyorlar. Onları bu demir kubbe sistemi imha etmişti. Aynı şekilde ülkenin kuzeyinde yer alan olası tehditler de önlenmişti. Tabii demir kubbe sistemi yıllardır yatırımı yapılan ve 2000'li yıllardan itibaren aslında mükemmel seviyeye çıkarılma hedefinde olan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Burada şöyle bir ayrıntısında geçmişe dayanarak da bir hatırlatma yapılabilir. 1991'de 1. Körfez Savaşı'nın gazetelerine baktığımızda Saddam Hüseyin dönemindeki Irak'ın Sukut füzeleriyle aslında İsrail'i yönelik olarak saldırılarda bulunduğu belirtiliyor ve oldukça da fazla anlamda zarar da verebiliyordu. Ölü, yaralı ya da herhangi bir şekilde yapılara yönelik olarak da, binalara yönelik olarak da zarar da verilebiliyordu. Ancak 2000'li yıllardan itibaren geliştirilen bu sistemle birlikte de kendi savunma mekanizmalarını oluşturdular. Tabii Gazze'de soykırım devam ediyor. Gazze'de herhangi bir hava savunma sistemi yok. Aynı şekilde Lübnan tarafında da hava savunma sistemi yok. Ancak İsrail tarafı bu konuda özellikle 2000'li yıllardan itibaren geliştirildikleri sistemle birlikte kendi savunma sistemlerini kurgulamış durumdalar. Böyle bir bölgede, bu kadar çok bölgesel çatışmanın olduğu bir bölgede de böyle bir hava savunma sistemi kurmanın önemi ortaya çıkıyor. Aktardığımız gibi çelik kubbe sisteminin en azından satır başlarını aktarmaya çalıştık. Önemli bir gelişme olarak görülüyor. Tabii ki ilerleyen günlerde de bu sistemin daha da ayrıntıları ortaya çıkacaktır. Peki Emre Karaca, çok teşekkür edelim verdiğin bilgiler için. Senin verdiğin bilgiler doğrultusunda biz de konuşalım. Metehan Demir, önce size sorayım. Ne diyorsunuz? Türkiye'nin ilk kez çelik kubbe adıyla kapsamlı bir hava savunma sistemi kurma hamlesini bugün itibariyle konuşuyoruz. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan karar doğrultusunda. Emre Karaca özetledi. Bizim için savunmamız açısından nasıl bir anlam ifade eder? Nasıl bir farklılık farklılık içerir? Şimdi tabii bu tip savunma sanayi kararları devletin zirvesini bir araya getiren toplantılarda tehdit değerlendirmesi sonrasında netleştirilir. Yani bizim ülkemizde karşılaşabileceği tehditler neler, çevremizdeki risk faktörleri neler, kimlerde ne var, ne yok, biz nereden, neyle karşılaşabiliriz, ona göre ne yapmamız gerekiyor? Uçak mı alacağız, tank mı alacağız, uçak savar mı alacağız, hava savunma sistemi mi kuracağız? Bu çerçevede bu kararlar ortaya çıkar. Ve şimdi sevgili Emre de anlattı. İsrail'in tabii demir kubbesi var. Tabii. Bu da çelik kubbe olacak. Doğru. Iron Dome olarak bilinen bir şey. Şimdi Steel Dome herhalde öyle bir şeyle isim olacaklar. Az maliyetli işler değildir. Ama ülkenin güvenliği, vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak açısından devlet böyle konularda kesin ağzını açar ve açmak durumundadır. Şimdi bu iş nasıl bir şey biliyor musunuz? Uzun süreden beri aslında bu katmanlı hava savunma sistemi ailesi deniyor buna. Katmanlı hava savunma ne demek? Alçak ve orta irtifa sistemleri demek. İşte hali hazırda envanterdekiler ek olarak uzun menzilli hava savunma sistemleri demek. Demin siperden de bahsetti. Uzun menzilli hava savunma sistemi. Onda çok önemli bir noktaya gelindi. Bu tehditlere bakıldıktan sonra demin anlattım. Eldeki hava savunma ailesine, bu katmanlı hava savunma sistemi ailesine bakılıyor ve bir sistem oluşturmasına karar veriliyor. Yani mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa onu uçar, bunu vurur, bunu kırar, daha ziyade bunu anlamamız lazım. Ve bu karar sonrasında birlikte çalışabilen, entegre yeteneği yüksek, yüksek yazılım ve donanımla desteklenmiş, hava radar sistemleriyle uyumlu çalışan eş zamanlı bir hava resmi oluşturuluyor. Bu hava resmi oluşturulduktan sonra da çelik kubbe ortaya çıkıyor. Bu tabii dediğim gibi maliyetli bir şeydir. Yani milyarlarca dolarlık bir operasyondan, bir projeden bahsediyoruz. Ama bunun parası bulu önemli. Devletin ulusal güvenliğimiz açısından da çok kritik bir kararıdır bu. Şimdi burada ne oluyor? Türk hava sahasına girmesi muhtemel, girmesi muhtemel. Muhtemel tehdit analizleri de yapılarak çevredeki füze tehditleri, roket ve benzer tehditleri de engelleyen bir şey oluyor. Şimdi bu mesela İsrail'de tabii çok görüyoruz. Tel Aviv'in üstü yanıyor, o bir şey geliyor, onun karşılığı küçük patlamalar oluyor.
Bu mutlaka dediğim gibi tehdit riskleri, analizleri yapıldıktan sonra ortaya konan resmin devamıdır. Uzun soluklu bir projedir, devamlılık isteyen bir projedir. Maliyetli bir projedir ama Türkiye gibi tehdidin tam ortasında oturan, bir tane etrafında normal olay olmayan coğrafyalarda da daha önce karşılaştığımız acı olayları da hatırladığımızda çok elzem bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'tan tamamını da inşallah gösterir. Türkiye'nin sadece bu iş, yani bu çelik kubbe belli irtifalar, alçak ve orta irtifalar için geçerli. Uzun menzilliyle entegre etmeye çalışıyor Türkiye. Yani bu aslında demir kubbenin bir ilerisine de taşımak istiyorlar. Demir kubbede İsrail'de uzun menzillere karşı yok. Bildiğim kadarıyla 4-5 kilometre ile 70 kilometre yakınından atılan füzelere karşı durduruyorlar onu. Çünkü İsrail coğrafi olarak farklı bir kubbe yapısına sahip, koruma sistemi anlamında. Bizim çok büyük bir coğrafyamız var. Bunların hepsi teker teker işte analiz edilerek bu karar vermiş. Hayır, uğur olsun. Peki. Özay Şendir, hem size de sorayım çelik kubbe hava savunma sistemi ile ilgili fikrinizi. Hem de tabii hava savunma sistemi deyince akla tabii ilk olarak ister istemez son yılların en önemli konusu, tartışma konusu S-400'ler de geliyor. Malum Amerika ile ilişkileri de şu anda belki de bozulmasına neden olan faktörlerden biri. Onu nereye oturtmak lazım peki bu sistemleri konuşurken? Önce şunu söyleyeyim, bizim sahip olduğumuz S-400 sistemlerinin sayısı bütün Türkiye'yi korumaya yetmiyor. Önce bir bunu bilmemiz lazım. Tabii. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiyüzlülüğünün en güzel örneklerinden bir tanesi şudur. Hindistan da Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldı, hem de bizim aldığımızın 11 katı kadar aldı. Ve bunların hepsini kurduğu yerler bile aktif olarak belli, biliniyor. Tek bir yaptırıma uğramadı. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Lockheed Martin firması Hindistan'da F-16 ve taarruz helikopterleri fabrikasını inşa ediyor. Deli gibi de işe eleman alıyorlar. Şimdi dünyada değişen bir savaş konsepti var. Yani mesela biz İkinci Dünya Savaşı, sonra Vietnam vesaire gördüğümüz artık havadaki it dalaşları olmayacak. Uçaklar artık daha az görünür. Daha uzun menzilli füzelerle birbirlerini görmeden yok etmeye çalışacaklar. Yani o işte birbiriyle iddialaşı yapıp da yok füzeye şeyini oturttu, yok toplarını kullandı falan, böyle bir şey değil. Füze teknolojilerinin geldiği yer hem taarruzda hem de savunmada kalkanlar oluşturmayı gerektiriyor. Türkiye'de şimdi, bakın Türkiye'nin hava savunma meselesi çok geç kalmış bir iştir. Türkiye bu işi ilk Çin'den alacaktı. Çin'den alsaydık demek ki hiçbir yaptırım olmayacaktı. Ama Batı bize çok baskı yaptı. Çin'in kazandığı ihaleyi biz iptal ettik. Ne oldu? Dedik ki ya bize Amerika'ya gittik, Patriot verin. Yok, İsrail'den alalım. İsrail'e de izin vermediler bizim Patriot almamız için. Ne yapacaklardı? Koca Türkiye'yi hava savunmasız mı bırakacaktık? Mete Hanım'la o zaman biz beraber aynı kanalda çalışıyorduk. Bu şeyden kalkan, Guam'dan kalkıp Bağdat'ı bombalayan o dev uçaklar Türk hava sahasının üzerinden o kadar yüksekten geçtiler ki müdahale etmek istesek edemiyorduk. Bakın Türkiye'nin hava savunması bu kadar boştu. Şimdi Aselsan önderliğinde bir çalışma yapılıyor. İhtiyaç mı? Çok büyük ihtiyaç. Niye çok büyük ihtiyaç? Şimdi bir bakalım etrafımıza. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Romanya'ya F-35 veriyor mu? Veriyor. Yani bugün gün istediğinde Bulgaristan da alacak. Yunanistan aldı. Yunanistan'ın elinde Fransa'nın Rafale uçakları da var mı? Var. Peki bizim bir hava savunma sistemine Yunanlıların bir kısmı gelip başkent Ankara'yı bombalamaktan, bir kısmı köprüleri havaya uçurmaktan bahsetti mi? Kendini bilmezler. Yunanistan'da da çok. O zaman bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bunu yerli imkanlarla yapmak en ideal. Çünkü kimden alırsanız alın bir sadece artık dünyada şöyle gelişmiş silah sistemlerini almak için siyasi tavizler vermek zorunda kalıyorsunuz. Siyasi taviz vermeden meseleyi çözmenin yolu da kendi sistemlerinize sahip olmak. Çok emek alacak, çok uğraşılacak, çok para ve çok zaman harcanacak. Ama savunma sanayinde bir şeyi hiç unutmayalım. İlk bir kilometre menzilli füzeyi yapmak zordur. Bir kilometre menzilli füzeyi yapıncaya kadar çok zaman ve para harcarsınız. Sonra 10 kilometreye çok daha ucuza ve çok daha hızlı ulaşırsınız. Artık bir şey yapıp
O bizde de bir bilgi birikimi oluştu. Şimdi onları tek bir çatı altında birleştirmek ve hava savunma sistemimizi düzeltmek iyi bir şey. S-400'e bir gün ihtiyacımız kalmayabilir mi? Hedef bu. Şimdi S-400'ün yüksek irtifa gücünü unutmamamız gerekiyor. Bizim füze teknolojimizin, sahip olduğumuz füze teknolojisi ve menzilleri, dilerim o noktaya geliriz ve hiçbir zaman bir başka ülkeden ne Amerika'nın Patriot'ına ne Rusya'nın S-400'üne ihtiyacımız kalmaz. Ve ondan sonra da kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Bu ülkenin şu anda hani liselere yerleştirmeler vesaireler yapıldı ya Sultan. %1'lik dilimden öğrenci alan lise ne biliyor musun? Savunma Sanayi Bakanlığı'nın açtığı bir lise var. Şu anda Türkiye'nin en parlak öğrencileri o liseye gidiyor. Dolayısıyla savunma sanayindeki gelişmeler, üniversitelerde aviyonikle ilgilenen mühendis arkadaşlarımıza, uçak mühendislerine hepsine müthiş de ilham veriyor. Dolayısıyla umarım tahminlerden önce bu savunma sistemi hayata geçer ve kendimizi güvende hissetmek için mecburuz. Yani şöyle söyleyeyim, İran'ın Şahap 3 füzesinin menzili bildiğim kadarıyla İstanbul'a kadar gelebiliyor. Peki. Dolayısıyla bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Yerli olması da en ideali.